Tekrardan. Pardon. Evet arkadaşlar, merhaba herkes. Merhabalar. Olmadı. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şimdi yoldayım. Bizim çocukları alacağım. Bugün bir mangal yapacağız. Şöyle deniz kenarında güzel, hoş sohbetli, şöyle kendimize vakit ayırdığımız bir mangal yapacağız. Sohbetlerimiz olacak, çayımızı, kahvemizi içeceğiz. Saçım başım da biraz dağınık, denizden çıktım, kusura bakmayın. Böyle çekiyorum ama biraz daha rahat, relax bir hava olsun istedim. Onun için fazla bir kasıntı da giyinmek istemedim. Saat şu an 2, yaklaşık 3 gibi falan orada olmuş oluruz. Sonrasına bakacağız. Ya aslanım, şunun karizmasına bak ya. Nasılsın? Eyvallah abi, sen nasılsın? İyi oğlum, ne karizmasınız lan böyle. Bir de benim tipime bak. Kamerada. İşte, kimin yanına gittiğimiz belli olsun diye abi. Adamsın. Selamünaleyküm. Artistimiz. Yemin ederim artist gibisiniz ya. Şort getirecektik orada, belki denize girerdik değil. Oranın suyu da sıcaktı aslında. Evet. Ama orada bu arada mangal yapabilir miyiz belli değil. Niye? Ateş yakmanlarına müsaade etmiyorlar. İşte mangal yasaklanmış. Çok kalabalık değilse belki yapabiliriz de. James Bond gelsin hayır. Evet, günün yarısını buralara harcadım. Buralar hep çöl toprak. Hadi devam. Evet Yaşar Bey, bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Gezmeye devam. Tavuklara da bak. Maalesef. Niye utanıyorsun lan? O yüzden senden kadar. Ben utanıyorum. Deterjan bölümüne niye geldik lan biz? Şuradan başlayalım. İki patates atak mı? Her şey meyveler senden sorulur. Sen atak bu işine. Bu sana gerek. Kaç tane alalım? İşte al abi. Bir 5-6 tane al. Salata yapacağız mı? Niye salata oluyor normalde? Bak arkadaşlar bu bizim... Seninkinde çekimde değildi ama. Bu bizim özel salatacımızdı. Ne? Ekmek? 4 tane al ya. Biz ekmekçiyiz. Vallahi mı? Evet. Çok ekmek yemem. Sen sporcu adamsın abi. Ben pilavı bile ekmekle yiyorum. Ben makarnayı bile ekmekle yiyorum. Akşam böyle domuz çok geliyor bu arada. Ben dün akşam gittiğim zaman yolda böyle doluydular. Dün akşam şeye gittim, yürüyüşte dolu. Hadi. Korkuyor musun? Kendinden bile korkuyor. Normal çilek. Evet. Fark etmez, alın bir şeyler, ayran olun. Ama Coca-Cola almayız, başka bir şey alırız. Bence de zaten. Yani İsrail'e kanıyoruz. Bir de su da alalım. Evet. Olmaz olur. Fark etmez. Tamam, hangisini? Ataklı'dan. Salata yapacaksan yeter. Salata yapmayacağız. Bir Carrefour'a diyorum, bayrakta kutlu olsun, bir tane şeker alıyorum. Ama haklı. Haklı. Ben maaşımı alsam, içime son yaptım. Allah bu aya 12 bitti artık. Sen de mi bıraksan? Evet, bir haftaya bırak. Sen niye bırakacaksın? O geleceğin yıldızdırdır abi. Ya ne yıldızı? TikTok. Geleceğin yıldızı. Sen ne yıldız olacaksın şimdi? Abi her türlü. Tam ne yani? Ne? Oyuncu mu olacak? Ne olacak? O. Geleceğin yıldızı ya. Şeyin yanına koyacaksın. O trenlerin yanına. Ha, kurtarası yerinden çekilecekmiş. Ya o başrolü bu. Buralara gelmek hiç kolay olmadı hocam. Ay yakışıklı adam ama baksana. Dışından kahraman olamaz. Oğlum ekiba bak lan. Yemin ederim canavar gibisin. Direkt suyun içine de oturabiliriz ha. Mangal yakamayız da adamlar biraz boşaldıktan sonra yakabiliriz. 1-2 saate giderler işte. 1 saate giderler. Mangalı nasıl yapacağız işte, mangal sıkıntı. Düzlük çünkü, buraya sandalyemizi koyar otururuz. Aslında biliyorsun nereye? Mangalı orada bir yerde yapsak hiç kimse de bir şey diyemez. Evet, kaç parsel alıyoruz? Zaten pazarlık yapıyoruz. Şu tarafa doğru gitsek orada yapalım, bir şey diyebilirler mi? Yemezler de bu manzarayı güzel. Oradan bu manzarayı güzel. Yok ki. Bilemedim. Neyse dur, kapatalım. Şimdi yerimizi bulalım. Biraz Koçököçe'de bir yerde mangalı yapıp getirin sofraya koyalım. Nasıl? Burada oturun, aldırın, diğeri havaya alsanız. 2 kişiyle gideriz, Koçököçe'de mangalı etimizi alırız. Yarım saat, 1 saate. Ben de Ömer gidelim. Ya yok, acelemiz mi var ki ya? Olmaz. Tedbirli geldim baba. Bak. Çantayı niye getirdin sen? Ben niye getirdim? Bir şey olmaz, öyle kalsın artık. Motorum var ya, içinden geçti. Siz de öyle kullanabilir misiniz acaba? Amına koyayım. Düştü. İkisi beraber mi düştü? Evet. Hüsran. Hızın sonunun ne olduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar, görüyoruz. Hadi. Hadi. Düş yere, saat de gitti, telefon da gitti. buraya. Yeni aklına geldi ya şu. Zaten çok yüksek değil. Götü suya değse yeter. Gındırtı yara. Şimdi bir tane bot geçsin, bir şey geçsin, ıslanırsın. Havalandırmalıdır. Ondan biraz daha buralara yakın oturalım. Ayakkabısı orijinaldir ya, o yüzden direkt buraya koymuş arkadaşlar, görüyorsun. Orijinal ayakkabı olunca böyle değeri de artıyor. Bunu ayarlayayım. Orijinaldir, tamam Hakan, tamam. O telefon var şimdi. Tamam Hakan, tamam. Olmuş. Aynı tekrar aldım. Oğlum bu belasını arıyor ha, yemin ederim bak. Seninle ilgili yorumlarımızı yapmıştık oysa ki. Standart yalanı. Hakan biraz daha ileri git, Allah'tan yüzmeyi bilmiyorsun. Bilseydin ne olacaktı acaba? Ömer de arkasına sürüklüyor. Bu çöl benimkidir millet, bakın ben oraya atıyorum, sakın hor görmez, ben alacağım bunu. Tamam, ben sana söyleyeyim mi, bunun geleceği parlak. Ben ıslandım. Falan oldu da amele belki. Islandım. Yemin ediyorum sana doğru. Ben ciddi amele belki yapmam. Devlet onaylar. Ha götüm ıslandı. Yemin ederim. Hey be. Ne güzel Bodrum be. Ne güzel Bodrum be. Peki mi abi, yoruldum böyle. İlk online mı abi? Offline. Aha bak, online burada Yaşar. Lan var. Ayakkabı giymem biliyor halası. Video çekmiyorsun abi? Çekiyorum. Sandalye bir düşüyor. Bir de düşmüyor. Ayakkabıya yaklaştın, ayakkabısına yaklaştın. Yasaklı bölgede mangal yapma keyfi. Var söyleme. Yağlanmadık, kaldık mı ya? Yağlanmadık ya. Ya yalan gerek yok. Mangalı orada mı yapsak acaba? Çok azdık oğlum. O yo dök o şey kimyon değil mi? Yok, kimyon değil. Köri. Olmuş. Carrefour'un sahiplerine duyuru. Yaptığınız eldivenlerde bir tanesini eksik yapmışsınız. Size açtığım davada lütfen bana destek verin. O da aynısını düşünüyordu ha. Acaba ne yapsam? Sağdakiler soldakiler bir şey demezse bir şey olmaz. Kömür duman çıkarmadan olmuyor. Dumansız kömür mü var? Oğlum şeyden şu an yanlış anlayıp da burada yangın mangın çıktı diye bu dumandan oradan ararlar millet. Zaten geçenlerde buraları yakmışlar otel yapmak için, bu sefer de bizi bahane eder. Mantıklı. Her zaman oldu. Her zaman mantıklı. Buralara gelmek hiç kolay olmadı be canım. Otur. Diyor git de onlara. De onlara emaneti olan Bodrum'u inşallah yiyebiliriz. Valla bizimkiler acıyı çok seviyor. Bilmiyorum sen seversen. Ama bir tane vardı. Nihat abi. Dün bir kavurma yapmıştım. Öyle bir acıydı, öyle bir. Ben aslan değil ya. Beş kere lavaboya gittim ya. Bunlar bu şili biberler oluyor ya. Şili biber 5-6. Yanımıza geliyordu iftar yemeğine. Yine acı yapıyordu. Acı seviyor ya. Acı olmasa yemiyordu. Bir acı yapıyordu. Bakıyordum keldir ya buraları. Bakıyordum böyle bir... Ya böyle... Ne yapıyor bir daha yap? Dedim Nihat abi sana bir şey söyleyeyim diyor. Sana diyor bak buralarda yavaş yavaş topuncuklar başlar. Diyor daha buradadır. Daha buraya geldi mi o zaman... Adamda basur var ama. Mecburiyetten yiyordu. Yapa aç kalmayayım diye. Ulan inşallah Yaşar da bize öyle yaptırmaz. En son diyor sizin bağlık hastanız mı var oğlum diyor. Siz bile mi yaptık? Yemeği, ana yemeği yiyor, bakıyor acı diyordu, salata yiyor, salata yiyor. Salata daha acı. İyi misin? Aşkın ile yandır beni. Bugün peronda bunları söylüyoruz. Bizim patron da orada. Zaten ben sevdim aşkın ile yandır beni. Zaten bundan ses çıkmadı. Pezevey. Ama sen akıllı davranamamışsın. Orada diyecektin ki uçağım rötar yaptı. Bitti bu kadar. Ben değil o. Ne bana sopa atıyorsun abi? Benlik bir şey yok. Ben işten çıkmışım. O bu akşam dükkana yasak. Dükkana gelemez. Ben gideceğim işte. Yalıkava. Yalıkava'dan alacaksın. Bizim işimiz patladı. Kameralardan gözükmesin diye onu Yalıkava'ya gönderdim. Orada kalacak. He arkadaşın yanına. Ama mevzuyu şimdi bilmiyorlar. Mevzu şu. Şimdi Ömer şey yapmış. İş yerinde. Patrondan izin aldık. Patron 2 gün izin verdi bayram için. Biz iznimizi 3-4 güne çıkarmak için Ömer'i İstanbul'a tatile gidiyormuş gibi gösterdik. Mazlum ettik onu. Patronu kandıralım diye. Kandırdık da ama bugün baskın yedik. Ömer gitmemiş. Adam bir geliyor gözünü böyle abi. Sonra Ömer'e soruyorlar, Ömer cevap vermiyor. Bugün artık rotayı değiştirdik. Rotayı değiştirdik, rota İzmir yaptık. Ben konuşmuyorum aslında, benim şey... Ekili ben. O da iyiymiş. Planı kuran benim çünkü. İzmir'i 4 güne çıkarmak isteyemedim. Mecbur Ömer'e yardım edeceğim. Yalıkava'da ne yapacaksın? Orada da dostlarımız var ya. Evet. Çalışmaktan iyidir. Bu izni kullanmasaydı yatıyor. Sigortada çalışmanın faydaları abi. Çalışmasan da sigortan yatıyor, primin de yatıyor, maaşın da yatıyor. Ama günübirlik yatsam, yamyeli çalışsan, o gün gitmesen para yok. Sen bizi böyle konuşturuyorsun, patronumuz buradan görürse bizi işten eder ha. Patron nasıl görecek? Patronuna eğer şey yapmadıysan, abone etmezsen bir şey olmaz ama tamam. Ben bir gün özel olarak videoyu paylaştıktan bir süre sonra sen işten falan çıkarsan gideceğim yani diyeceğim bana abone yap şunu videoyu izle diyeceğim. Abone yap sana bir tane açıklık göstereceğim. Adamlarını sana bir daha bundan sonra bu hatayı yapma. Bu saate kadar basılmadıksa bu saatten sonra basılmayız. İşte ama sorun şu, biz etleri koyduktan sonra yağ olacak, duman çıkacak. Abi etler mangala gittikten sonra artık bozamazlar. Şeyi bozamazlar. Kızılderililer gibi zaten jandarman gelmeyeceği yoksa da biz getiriyoruz. Ömer de devamlı şey yapıyormuş. Hani bu hayatta her şey ben biliyordum ya da belliydi dercesine, o da her şeyi. Bir şey olduğu zaman ben demiştim. Bir şey olmadığı zaman zaten belliydi. İcata gelince hiçbir şey bilmiyor. Doğru diyor. Ama sorarsan bu hayattaki mesleklerini sor. Sayabilirse sana aha, gel benden ne istersen. Şimdi başlasak sen bizi dükkana bıraksan bitmez. Sonra en az onunla birkaç gün geçirmen lazım. Olabilir belki. Nasıl olabilir? Kaç yaşındadır bir sor. Ya tamam 23 yaşındayım ama yani çok iş yaptım. Adam tatlı. Ama olabilir bu arada. 10 yaşımda başladım. Ben küçükken sanayide çalıştım. Sanayinin dışında kaç tane dükkanda çalıştım. Tamam, kaç tane topla hepsini topla. Ama gerçi bizim yaşımız var. Tamam toplasan hepsini kaç tane çalıştın? Toplasan bir 10 işte çalışmış. Ömer 80'i geçmiş. Adam zaten iki tuzağı birbirine değse bile girmiyor. Adamı da ben diyorum bugün acaba kendimize İskender mi yesek? Malzemeler alalım ben yaparım diyor. Evet, ben bir gün oluyor diyorum. Bir acaba bir kendimize mangal mı yapsak? Onu da ben yaparım diyor. Ya diyorum ben ileride bir şey görmüştüm o çok güzeldi. Aynısını ben de yaparım diyor. Yani örnek verdiğin her şeyin ustalığı var onda. Yapabilir mi peki? Yapar. Bir tane yemek yaptı kimse yemedi. Tuzu fazla kaçırdı. Oruçluydu tuzun tadına bakamadı. O suç ondan kaynaklı. Ama bak şöyle bir şey de var. Yazılı olmayan bir kanun var. Sen yemeği ne kadar, bir işi ne kadar güzel yaparsan yap. O kadar kötü oluyor. Onu ne kadar iyi yapıyorum dersen birine yaptığına kötü çıkıyor. Yok abi ben yapıyorum gayet memnundular o gün yaptım. Ha, öyle değil sen ama övünmüyorsun bunu hani. Biri ben yapabiliyorum derse, biri hadi yap görek derse orada kötü çıkıyor. Adam doğru söylüyor şimdi. Lahmacun yapacağım dedi gitti pide getirdi bize. Tamam işte pide yaptım işte harcını ben ayarlamışım. Neyini? Harcını. İç harcını. Pidenin güzel olduğunu İç harcını sen ayarladın. Diyor. Güzel lahmacun dedi pide geldi ama diyor. Yine güzel olmamış mı? Valla güzel değil. O gün güzel yemiş. Günü yemiş ertesi gün de yedik. Aynen. Aşçılar iyi yapmıştı. Bu akşam da bizim aşçımızdır. Valla mı? Aşçımızdır, terzimizdir. Yıkamacımızdır. Hiç yapabiliyor mu harbiden ya? Hakan'ın çoraplarını dikiyor. Tatlıcıdır. Her şey var onda. Ama geldiğin için. Valla çoban bölgem bile var. Ama bak şimdi şöyle bir gerçek de var. bazı insanların elinden her iş gelir ya. Yani aslında o meslek olarak değil de elinden her iş geldiğinin şeyi yani aslında göstergesi. Yani öyle söylese biz de anlarız. Ama işte o yaşadığı şeylerden örnek vermek istiyor her zaman. Yani yaptıklarımı da işte. Yaşımın yetmediği ama bak, yerde yaşantım yeter dercesine. Bak şöyle bir durum da var. Hani yaşından dolayı değil ama herhangi bir işte bir hafta çalışırsan o işin az çok püf noktalarını kavrarsın. Tabii. O işte mesela çalışmışım varsayabilirsin kendini. Hayatımda tır görmemişim, sürüşümde çok değerli. İşte hani bazı iş, her iş elinden gelir dedikleri şey var ya o işte. Ay, Ömer onun kanıtı. Ben kötü görmedim. Adam markete gidiyor sigara almaya. Bizi mahvettin. Sigara almaya gidiyor, markete gidiyor, geri geliyor diyor ben markete niye gitmiştim? Şimdi o kadar. Oldu mu öyle bir şey? Oldu mu diyor. Biz yaptık oldu. Onun gibi nice örnekleri var. Ama olabilir ya. İnsanlık halidir yani. O bakayım havlu nasıl bir şey? Biliyordur o kadar da değil ya. Sor bakayım. Havlu nasıl bir şey? Ben de soruyorum. Ne söylüyorum abi? Görmedim. Adamı 2 senedir tanıyorum bir tane havlu görmemişim yani. Havlu amaçlı ne kullanıyorsun? Sardırma mesela. Vallahi mı lan? Bilmiyorum havluya bir ayar oluyorum ya. Vallahi. Yani özel bir tiksinti falan mı var yoksa? Yani alamadığından yoktan falan değil mi? Aynen. Tamamen farklı bir şey. Böyle ben bu tırnak uçlarında huylanma oluyor ona değince. Ha ama olabilir bu arada. Yani havlu yok diyorsun da yani. Ama sen de onun yerine başka bir alternatif bırak. Yani mesela peştemal kullan. Ha peştemal de belki tüylü olur da bu sporcu şeyleri oluyor. Havluları oluyor. Onlar da tüysüz oluyor yani. Dümdüz ama direkt suyu çekiyor. İşte onları spor salonunda kullanıyorlar ki teri çeksin. Onu kullansa mesela güzel olabilir. Tüysüz. Bakayım adam spora gitme niyetinden sonra spora gitmemeyi neden tercih etti? Neden? Köpekler yüzünden. Allah seni ne yapmasınlar. Adamı savura kaldırıyoruz git ekmek al. Beraber gelseniz gideriz. Beraber geldikten sonra ne anlamadım. Savurda ben kalkıyorum ben yemeği hazırlıyorum. Bu nasıl Mardinlidir ya? Ben yemeği hazırlıyorum abi tamam mı? Yemeği hazırlıyorum masayı kuruyorum. Biri gidiyor çayı demliyor biri gidip ekmek alacak. Ben de kalktım patatesleri yaptım yumurtayı kırdım üzerine sofrayı hazırladım. Sesleniyorum. Kalk git ekmek al diye Hakan diyor. Ömer git ekmek al. Diyor abi ben korkuyorum. Kalıbını tutmayın. Bir dakika. Sen köpekten sen nasıl korkarsın? Abi ben küçükken ısırdım. Bu kadar iş yapmışsın bir de yani. Küçükken ısırdı beni o günden de korktum. He ısırdı ama olabilir. Tamam. Bir de diyor benim mesleğim çobanlıktır. Benim köpeklerim var orada kangallar mangallar. Diyorum sen ufak bir köpekten nasıl? Ona baksan 3 tane köpeğim var benim. Kendim büyütmüşüm kendim şey. Ama yabancı köpekler güvenmiyor. Olabilir ama şimdi travmadır o. Sen bir psikoloğa gidin. Psikoloğa da bozarız. Psikolog da eğer gidip psikoloğa gitmezse o zaman psikoloğa gidecek. Üstümüzü mahvettin Ümit. Valla ben yapmadım. Bizim ızgaracımız burada. Hem ızgaracımız hem salatacımız. O kadar olmadı işte. Izgarayı kabul ettik. Salatayı başkası. Bakmayın böyle göründü. Adamın elinden her iş geliyor. O Ömer'dir. Mesela elini yapmam. Çekemedim orayı. Adamın 20 tane mesleği var. Ama salata malzemesi var mı ki? Salatalık almadık. O soğan nerede? Onu bir salatalık. Salatalık almadık. Onun için olmaz. Almadık. Salatalık alan dedi bizde hıyar var dedim. Soğanı versenize. Bizim tane bıçağımız vardı sanki. Ömer buradadır. Gel. Ömer'in köpekle Burada. Sen bu ekmeği al. Ver bir parça. Allah köpekten korkma adamı göstereceğim şimdi. Hadi abi. Ürkütme. Bir bismillah. Abi bir anlık yapacağım işte ha. Ekmek ya ekmek. Ben bu videoyu düzenlerken o kurguda onun kaçtığı yere şimdi zoomlamam mı? Köpeklere dikkat edin. Yarım saat bir saat gelmezsek arayın gidiyor. Yarım saat bir saat ne yapacaksınız? Karıya gidince bile mecraka sürüyor. Köyün bütün gençlerini toplamışlar abi. Her köye gidip gelen üzerinde koyunlar 2-3 tane yaralı böyle koyunun burasının üzerine. Köyü o gün bizim üzerimizden ziyafet ediyor. Amcam ona beddua ediyordu, köy halkı dua ediyor. Etler lokum olmuş ama. Çok güzel yiyordun lan, ne oldu? İyi oğlum ye. Allah inandırsın seni bile hocam. Seni bile az yemek atıyor yerken gördüğüm. Patron adam belliydi. Dükkanda bazen bir şey oluyor ama aramızda en taşaklı sensin. Ne kadar pis bir iş varsa taşaklı sensin. Beni öne sürüyor. Havalı üttü ya. Aferin ondan. Oğlum sen de korkuyor mu korkmuyor mu bir anlayamadık sen. Valla. Ben yok. Kıblesi belli değil. Sevmeyi severim anladım. Normal da severim. Sevmeyi sevmem. Ama saldırmasını sevmem. Mantıklı bu arada. Ya şu sen bana mı hava yapıyorsun, yukarı mı yapıyorsun? Gözünü seveyim. Bana gelmez. Dana yazıyordu üzerinde. Ömer'e çok yaklaşmışlar biliyor musun? Kırışık durumda. Gel. Gel. Yok yok. Ömer onun bunu uzundur ara yemin ederim. Ara o maşularmış. Ama ben zannediyorum onların arasında bir tane var. Çok onu yiyen var ya patladı. Ona öyle bir sos koymuş. Gördüm dedim yeter. Sanki balık yapıyor. İyi artık mısırın içine atıyor. Önce içine atıyor. Balık yaparsın ya mısırın içine atarsın, çevirirsin, sonra ondan sonra atışa koyarsın. Bu aynı köfteyi öyle yapar. Ha. Aynen nasıl seviyorum. Abi tamam geldi. Ömer bu çok tehlikelidir. Tamam. Tut oğlum tut. Gel. 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 Ömer arkanda Ömer. İnan Ömer onlar grubu. Ben kemik yok mu adamın? Domates yemiyor abi. Bunlar uçan hayvanlar değil. Gel. Bunlar etçil hayvanlardır. Bunlar. Kandırmak için ete benziyor diye. Bunlar etçildir, otçul değiller. Abone olacaklar sana. He, bence de abone olun. Bu zehirli, biz zahmet yani bu saatten sonra. Bu ekibin bir daha video çekmesini isterseniz bol bol abone ve like atınız. Beğenin. Bol bol beğenin. Aşkın ile yandır beni. Asıl fenomen orada. Şavutti. Bence olmuş biliyorsan. Oldu. Ben sana söyleyeyim yeter olacak. Ne yaptın? Nazar ettiniz abi. Nazar ettiniz lan. Hiç olmaz köfteleri kurtardılar. Getir. Neyse şimdi tam orijinal oldu. O senin hakkında. Sen çok çaba sarf ettin. Biz çomak izledik. Ben yarım tane ekmek yedim bu arada. Sadece yarım tane. Vallahi fazlasını yememiş. O yüzden ekmek yiyip bana veriyorsun kendine biz değil. Ya vallahi billahi. Abi hem hakkımı da sen ya. Ben yapacağım biz böyle şey oğlum. Bak. Sinsi girişine var. Oğlum yapıp kusura bakmayın. Ben biliyorum benim için yapıyorsun. Sözde ekmek yemiyordu. Aynen. Bize ekmek aldırtmadı. 2 tane ekmeğimizi o yedi. Vallahi yarım sana yedim ya. Elini korkak alıştırma abi, ben de senin de biraz daha koysaydın içine. Tutalım. Düşey köfte düşey köfte. Görüyorum bir dakika. Abi tut abi ben bıçakla keseyim. Yok. Sen şunu al. Hangisi alsa onu bana ver. Al. Yok al. O daha çok olur. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Yediğimiz yeri temizliyoruz ki hayvanların doğasını kirletmiyoruz. Evet, bu hayvanların. İn aşağı. Ya, bak kötü örnek oldu videoda. Pişt, bunu atacağız hele. Ay aman ha. Gel oğlum gel. Domuz yok. Ha önümüzde gidiyor. Bu alanda da çok. Aynen. Sürüyle geziyorlar burada. Şimdi günün devamında artık döndük şimdi şehir içine, kahvemizi içiyoruz. Eve gittik ama dayanamadık. Yere çıktım kahve içmeye. Ama manzaramız da güzel ha. Ama öyle bir yanlış yapmışlar ki şu ışıkları çok dibimize koymuşlar, manzarayı ilgimizi çekmiyor. Ben söyleyeceğim böyle yapsın. Bence de çağıralım müdürünü de konuşalım. Oh. günün yorgunluğu bu manzarayla çok güzel bence. Bence de. Ama günümüz güzel geçti. Günümüz çok güzel geçti. Değil mi? Devamını da dileriz arkadaşlar. Devamını isterseniz bol bol beğeni yapıyorsunuz. Evet, videomuzun sonuna gelmekteyiz. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bence bu serinin devamını gelmez. Konuşalım. Neler söyleyeceğim. Neler söyleyeceğim. Bu serinin devamını gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Özellikle beğendiğiniz kısımların da yorumlarda belirtirlerse çok daha güzel videolar çekebiliriz. Bence de. Ama güzel oldu bence. Güzel bir gündü. Güzel bir gündü. Arada bir tane de şehidimiz var Ömer. Onu yarı yolda ona attık zaten. Ömer'i köpeklere kurban ettik. Orada kaldık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.